Bu ne güzel Kars böyle. Nasılsınız? İyi misiniz? Bereketle geldi 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Yalnız o mu, yanında yiğitleriyle beraber geldi Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la. Cumhurbaşkanı Yardımcımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla birlikte Kars'a geldi 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Camlarından, balkonlarından millet buluşmasına katılan sevgili Karslılar, nasılsınız, iyi misiniz? İyi misiniz? Canım hemşehrilerim, sevgili genç arkadaşlarım, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? Türkiye'nin hakkını vermeye var mısınız? Çocukların hakkını vermeye var mısınız? Demokrasiye var mısınız? Adalete var mısınız? Liyakate var mısınız? Huzura var mısınız? Huzura! Müziği alabiliriz arkadaşlar. Sevgili Karslı hemşehrilerimiz, büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Kilis'te, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye ve Hatay'da yaşanan deprem felaketinde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Şimdi ben sizleri daha fazla bekletmeden öncelikle Cumhurbaşkanı adayımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, 25 yıllık Ankara'daki karanlığa son veren güneş gibi doğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı anons ediyorum. Hoş geldiniz başkanım. Evet, Ankara'ya bahar geldi. Millet İttifakı'nın tüm belediyelerine bahar geldi. İnşallah 15 Mayıs'ta tüm ülkemize bahar gelecek. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili Karslılar, 31 Mart'ta bütün ülkemizde seçim oldu. Sağ olun. Sağ olun. Seçime girmeden önce hep şunları söylediler. Korku ve nefret siyaseti. Anlatacak bir şey kalmayanlar maalesef rakiplerini kötüleyerek, vatandaşı korkutarak oy alma yolunu seçiyorlar. Biz gelirsek bütün işçiler çıkarılacakmış. Bir kişi çıkartmadık seçildikten sonra. O işçiler artık ne maçlara zorla götürülüyor, ne siyasi mitinglere zorla götürülüyor. Alnının teriyle Ankara için, Ankara halkı için çalışıyor, alnının terini de alıyor. O yetmedi. Seçilirsek sosyal yardımları kesecek dediler. Ben kısaca anlatayım. Nasıl yapılıyordu? Eskiden Ramazan kolis gibi koliler ev ev dağıtılmak suretiyle Ankara'da her zaman aynı şahıstan alınan 150-200 milyonluk makarna, bulgur, bu anda bu insanların buna ihtiyacı var mı yok demeden kapı kapı dağıtılıyordu. İnsanların onurunu incitiyorlardı.
yardımları kesecek dediler. Biz geldik, bir başkent kart çıkarttık, kredi kartı gibi. Şimdi onların üzerine para yüklüyoruz. 5000 tane Ankara'daki bakkal ve marketten o aile, o abla gidiyor, çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılıyor. O yetmedi. 10 binlerce çocuğa kırtasiye yardımı vesaire, eğitimleri görmeleri için, eşit eğitim görmeleri için destekte bulunuyoruz. O yetmedi. 2 yıldır 3 ay müddette doğal gaz veriyoruz. 200 bin aileye doğal gaz veriyoruz ve evlerinde üşütmüyoruz, kışı rahatça geçirmelerini sağlıyoruz. O yetmedi. 200 bin aileye yine 16-17 aydır birer kilo et parası veriyoruz ki o çocuklar protein alsın, gelişimlerini rahatça sağlasınlar, kimsenin eline bakmasınlar diye. 60 bin öğrenci şu anda okuluna ücretsiz gidiyor, parasını belediye ödüyor. 16 bin öğrencinin servis ücretini karşılıyoruz. 15 bin öğrenci, küçük öğrencinin, kantinlerde alışveriş yapamayan öğrencilerin her ay ailelerine 330 lira para yatırmak suretiyle onların da diğer akranları gibi kantinden alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Mahcup olmamalarını sağlıyoruz. Sosyal yardımları kesecek dediler. O çocuklar okusun diye kreşler açıyoruz. Bir tane kreşi dahi yoktu. Peki öncelikleri neydi Ankara Büyükşehir'in eskiden? 16 katrilyon lira parayı toprağa gömüp bir Anka Park, Dinozor Park yaptılar. Ankara'da hala susuz birçok mahalle var, kanalizasyon olmayan mahalle var. 2013'ten beri bir tek belediye otobüsü almamışlar, 400 tane otobüs aldık. Bunlar yönetemez. Mansur Yavaş küçücük bir ilçenin belediye başkanlığını yaptı. Nereden yönetecek Ankara'yı dediler. İlk ay iş başına geldiğinde tam 50 milyon lira maaşlarda açık var. Nereden bulacak diye korkuttular. Ben size sonucu söyleyeyim. 5 katrilyon o dinozorların parasını ödedik. Geçmişe yönelik borçlarını ödedik. Engel olmak için Ankara'da daha önce beceremeyip de Ulaştırma Bakanlığı'na verdikleri metrodan kendi yaptıkları anlaşmaya göre bilet ücretinin %15'i her ay kesilip öyle borç ödenecekmiş 30-40 yılda. 8 Nisan'da görev aldık. 28 Nisan'da bir kararname çıkardılar. Belediyenin bütçesinin %5'ini kesmeye başladılar. 4 yılda ödememiz gereken para 100 milyon lirayken şu ana kadar 1 katrilyon 700 milyon lira para kestiler. Zannettiler ki Mansur Yavaş'ı cezalandırıyorlar. Hayır, o haksız kesilen 1.6 milyar lira Ankara halkının boğazından kesilen paradır. Yani sonucu itibariyle 1.6 milyar liraya biz çok daha fazla Ankara'ya hizmet ederdik. Kendilerine oy verenleri de cezalandırdılar. Bu yetmedi. Seçimden önce dedik ki bizim çılgın projemiz yok. Ankara halkından aldığımız parayı saçma sapan projelere dökecek paramız yok. Ankara'ya gelenler bilir, o giriş kapıları yapıldı. Bugünkü rakam 350 milyon lira bugünkü değeri. Ne işe yarıyor kimse bilmiyor. Çılgın proje yapacağız diye vatandaşın parasını har vurup harman savuruyorlar. Hatırlarsınız. Niye bu şekilde kötülemeler yaptılar? O rant düzeninin, imar rant düzeninin ellerinden gelmelerini istemiyorlardı. Çakarlı arabalardan, lüks arabalardan vazgeçmek istemiyorlardı. Parsel parsel Ankara'yı sattılar. Bunu söyleyen kendi başbakan yardımcılarıydı, öyle değil mi? Bunun devam etmesini istiyorlardı. Oysa şu anda 3500 kadar ihalenin tamamını internetten yayınladık. Kırım miktarları arttı. Hem dış borçları ödedik, hem bunların borçlarını ödedik, hem de Ankara'da bir sürü hizmet ettik. Yönetemez dedikleri Mansur Yavaş, İngiltere'den dünya başkent belediye başkanları ödülünü kazandı.
İki de biliyorlar, bunlar gelirse şöyle olur, 3 koyunu gidemezler, 5 koyunu gidemezler. Bütün Millet İttifakı belediye başkanlarının yaptığı ortada. Çılgın proje yok diyorum. Ankara halkından aldığımız parayı bakın nereye harcadık. Kırsal kalkınmada 600 milyon lirayı Ankara'nın 35 bin kayıtlı çiftçisine harcadık. Tohumlar verdik, fideler verdik, mazot yardımı yaptık, kendi ürettiğimiz sıvı gübreleri verdik, 600 milyon lira destek verdik. Karşılığında 35 bin çiftçinin cebine 4,5 milyar lira para girdi. Şu anda da inşallah Millet İttifakı iş başına geldikten sonra çılgın projelerle uğraşmayacak. Halkın gerçek ihtiyaçları neyse onları harcayacak. Tarımda ve hayvancılıkta büyük katkılar bulunacak. Yaptığı ayrıca hayvancılıkla uğraşanlara, küçük ailelere belediyede kendi ürettiğimiz 3000 ton silajı hayvan yemini dağıtmak suretiyle onların ayakta durmasını sağladık. Öyle ya. Sebze pahalanıyor. Sebze pahalanıyor. Hatırlayın 2019 seçimleri öncesinde tarım kredisi zararını mal satmaya başladılar. O zaman pazarcıları terörist ilan ettiler. Soğan bulunamadı. Polatlı'daki depoları bastılar. Soğancılar terörist oldu. Bu ayın teröristi de kasaplar. Evet. Rekabet Kurulu soruşturma açtı. Et fiyatları niye pahalı diye. Çünkü hiçbir başarısızlık bu iktidarın üstüne yapışmıyor her nedense. Hep suçlu başkaları. Ya dış güçler, ya Amerika, ya şurası, ya da CHP zihniyeti. Hiç suçlu olmuyorlar. Neden bugün Türkiye ülkede bu kadar kiralar pahalı, fiyatlar pahalı? Bunda acaba bizim hiç mi katkımız yok mu diyorlar. Söylüyorlar seçime girerken seçimi kaybedersek beka gider. Ya asıl beka sorunu ülkedeki mülteci sorunu, pahalılık, enflasyon, görmüyor musunuz bunu? Ve asıl sorun bugünkü iktidarın devam etmesi. Bol şekilde vaatler veriyorlar. 21 yıldır iktidardasınız. 21 yıldır yapamadığınızı şimdi mi yapacaksınız? Bir ay sonra şu başlayacak. Bir ay sonra bu başlayacak. Ya şu anda iktidarsanız hemen yapın. Bakın pandemi döneminde okulları kapattılar. Dediler ki online eğitim yapılacak. Peki bu çocuklar, özellikle destek alan çocuklar internete nasıl girecekler hiç düşündüler mi? Hemen Ankara Belediyesi olarak destek alan ailelerin bütün çocuklarına 10'ar gigabayt internet verdik. Yetmedi, Ankara'nın 928 tane köyüne internet bağlamak suretiyle onların eğitimine devam etmesini sağladık. Şimdi 10 gigabayt internet vereceğiz diyorlar. Şimdi verin şimdi. 15 Mayıs'ı niye bekliyorsunuz? Dolayısıyla artık söyleyecek sözü kalmayanlar ancak karşıdakileri kötülemeye başlıyor. Bunlar yapamaz. Beka. Beka sorunu dediğim gibi artık sizsiniz. Bu ülke için beka sorunu olmaya başladınız. Bir yazar diyor ki soğan pahalılığından şikayet edenlere bunlar soğan kafalı diyor. Biraz önce de okudum, bir gazetenin yazarı diyor ki bu ülkede aç var diyenleri bilmem ne yapmak lazım. Tatilden gelen arabaların kuyruklarını gördünüz diyor. Herkesi kendileri gibi görüyorlar. Ekonomik sorun yok diyorlar. Evet, yukarılardan öyle görünmüyor. İnin pazara, inin vatandaşların yanına, ne olduğunu görürsünüz. 2019 yılında beka dediler. TC tabelaları belediyemize asıldı. Baktılar ki beka sorunu falan söyledikleri olmuyor. Bu sefer ne yaptılar? Ekrem Bey'in seçimini iptal ettiler. İkinci seçime gittik. İkinci seçimde aynen söylem şu, artık beka diyemediler. Çünkü hiçbir Millet İttifakı belediyesinde iddia ettikleri olmuyor. Bu sefer tutturdular.
İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. Sisi mi Mursi mi? Binali mi? Lütfen. Binali mi Sisi mi dediler. Ekrem Bey seçildi. Şu anda gittiler Sisi ile güzel güzel tokalaştılar. Artık boş laflara karnımız tok. İnşallah bu nefret dilinden kurtulacağız. Bugüne kadar her seçime girdiğinizde kendilerinden yanında olanlar gayet makul, kendinden yana olmayanlar mutlaka bize oy vermediğine göre terörist muamelesi yaptılar. Teröristlikle itham ettiler. Bakın Cenab-ı Allah herkesi farklı farklı yaratmış. Hiç kimse birbirine benzemez. Herkesin ayrı aklı var, fikri var, dünyaya bakışı var, yaşam tarzı var. Bunlara saygı duyacaksın. Saygı duymaktan başka bir yöneticinin yapabileceği bir şey yok. Bizden sizden diye ayıramaz. Seçildik belediyelerimizde. Seçildikten sonra rozeti çıkarttık. Ankara'da bir tek Allah'ın kulu bize oy verdim diye ayrımcılık yaptı. Bizi ayırdı diyemez. İhtiyacı olan kim varsa tümüne tarafsız bir şekilde destek olduk. Bütün Millet İttifakı belediyelerinde böyle. Yine bakın göreceksiniz. Artık koltuklarını korumak, şatafatlı hayatlarını sürdürmek için ona bunu iftira atan iktidar gidecek. Bugüne kadar yani Millet İttifakı'nı duyuyorsunuzdur. Bunlar zillet, bunlar illet. Duymadığımız laf kalmıyor. Halbuki herkesin tercihine saygı duymak lazım. Bugüne kadar Sayın Genel Başkanımızdan bir tek Cumhur İttifakı'na karşı, onlara oy verenlere karşı kötü bir laf duydunuz mu? Benim bildiğim iyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. Kötü bir şey söylemez. Kötü bir şey söylemez, hakaret etmez, düşmanlık etmez, yalan söylemez. Fakat artık demek ki bu kadar bağırdıklarına göre iktidarın sonu geldiklerini görüyorlar ve inşallah bundan sonra herkesi eşit gören, 85 milyonu kucaklayan, hepsine Türk milletinin şerefli bir evladı muamelesi, şerefli bir vatandaşı muamelesi yapacak bir yönetim gelecek. Bu nedenle 6 farklı siyasi parti yan yana geldi. Uzlaştılar, 2800 maddelik bu tabakat metnini ortaya koydular. Başka sözlerin hiçbirisine inanmayın. 6 genel başkan ne yapacaklarsa milimi milimine bunları imza altına aldılar. Ve uzlaştılar. Bana göre Türkçemizin en güzel cümlesi uzlaşma cümlesi. Farklı fikirler yan yana gelmiş. Bir olmuş. Kavga etmiyor artık. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? 6 birbirine benzemez yan yana geldi dediler. Onların 6'sı benziyor mu birbirine? Artık yeter. İnşallah sizlerin tertemiz oylarıyla halktan yana çalışan, önce vatandaşını, menfaatlerini koruyan bir yönetim geliyor artık. Ve inşallah bizler ümitliyiz. Ben Sayın Genel Başkanımdan izin almadan söylüyorum. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra 15 Mayıs'ta Sayın Genel Başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak o koltuğa oturtacağız. Bizler de acizane yardımcısı olacağız tabii ki. Birimiz sağında, birimiz solunda, diğer Millet İttifakı Genel Başkanları ile beraber ve kendisini külliye değil Çankaya'ya konfetiler eşliğinde yolcu edeceğiz. Var mısınız? Söz mü? Bütün milletvekili adaylarımızı meclise göndermeye söz mü? İnşallah 15 Mayıs'ta 31 Mart'ta olduğu gibi ülkemize bahar gelecek. O baharı hep beraber getireceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Başkanım ağzınıza sağlık. Sevgili Karslı hemşehrilerim,
Şu genç arkadaşların bir ellerini bir kaldırabilir mi? Kaldırın şu temiz ellerinizi bir, temiz ellerinizi bir kaldırın. Dost düşman görsün. Sevgili genç arkadaşlarım, 14 Mayıs'ta değişim için en büyük görev siz genç arkadaşlarımıza düşüyor. Genç arkadaşlarım, ülkemizi fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Avrupa'nın en kalabalık kentinin belediye başkanı. 31 Mart'ta 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla iki kez üst üste seçimini kazanmış Cumhurbaşkanı yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Kars çok güzel görünüyor bugün. Her zaman güzel de bugün başka bir güzel. Bir araya toplanmışız. Teşekkür ediyorum. Bir araya toplanmışız ve bir arada olmanın keyfini çıkarıyoruz. Niye? Çünkü Kars bir arada olmanın, birlikte olmanın ve birlikte olduğunda ne kadar güçlü olunduğunu gösteren Türkiye'deki en öncü şehirlerden birisi. En öncü. Komşuluğun, kardeşliğin, uzlaşının inancına bakmaz. Efendime söyleyeyim, etnik kökenine bakmaz. Farklı kültürleri binlerce yıldır bağrında taşıyan bu şehir sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olacak karaktere sahip bir şehir. Onun için gerçekten çok güzel görünüyorsun Kars. Çok güzel görünüyorsun. Hani tam da bugün konuşulması gereken bir husus var. Bugünün aklı, siyaset aklı, yönetici aklı memleketin her yerinde konuşarak insanlardan oy isteyen hükümet aklı milleti bölmekle meşgul. Milleti ayrıştırmakla meşgul. Milleti ayrıştırma konusunda en ufak bir duraksaması yok. Ben şaşıyorum o akla. Niye şaşıyorum biliyor musunuz? Allah şahit. 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanıyım. Şehrimizde diğer yaşayan mültecilerle beraber 20 milyon insan kentimizde yaşıyor. Sevgili Karslı hemşerilerim, biliyorsunuz en az Kars nüfusu Kars'taki kadar İstanbul'da da var. Ben bu arada Kars'taki bütün akrabalarınıza selam söyleyeyim, burada bulunanlar bulunmayanlara. Desinler ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki hemşerilerimizden, akrabalarımızdan bize selam getirdi. Selam olsun size. Şimdi 20 milyon insana Allah şahit, gönlümü biliyor, kalbimi biliyor. Bir gün bile, bir an bile farklı bakmadım, bakamam, bakmam. Bu bir yönetici terbiyesidir. Bu bir ahlaktır. Bundan vazgeçen ülkesine yönetici olamaz, olmamalı, olmamalı. Sevgili hemşerilerim, onun için bize huzur lazım. Bize güzel bir şehir yaşamı, güzel bir ülke yaşamı lazım. 86 milyon insanına eşit bakan bir anlayış lazım. Bakın bugünkü anlayış diyor ki bana oy verenler, oy vermeyenler.
Oy verenler abat olacak, oy vermeyenler bertaraf olacak. Ya da oy verenler yerli ve milli, oy vermeyenler hain, terörist. Ya Allah aşkına, Allah aşkına, Allah aşkına, benim 86 milyon insanım yerli ve milli, yerli ve milli. Bu memleketin her karış toprağı, kıymetli hemşerilerim, canım Karslılar, bu memleketin 86 milyon insanı, şurada bulunan hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, gençler, her biriniz bakın İstanbul'un da, Kars'ın da, Sinop'un da, Antalya'nın da her metrekaresine eşit hissedarız, eşit. Birbirimizden farkımız yok. Şuradaki bir ağabeyimle, şuradaki ablamla benim aramda hiçbir fark yok. Eşit hissedarıyız. Tapusu bizim, bizim. Tapusu bizim bu memleketin. Ne zamandan beri? Ezelden beri öyle. Ama özellikle Çanakkale'den beri öyle. Sarıkamış'tan beri öyle. Koyun koyuna yatan şehitlerimiz var. Biz milletçe bu ülkenin bölünmez parçalarıyız. Vatanın her karış toprağı bizim. O bakımdan Allah birliğimizi bozmasın. Allah varlığımıza, birliğimize, dirliğimize laf edenlere akıl versin. Akıl versin. Sevgili dostlar, kıymetli Karslı hemşerilerim, İstanbul biraz meşakkatli oldu. Biliyorsunuz zor bir seçim yaşattılar bize. Zor bir seçim yaşattılar. Demokrasi nedir? Bir oy bile kazansan saygı duyacaksın. Bir oy. 13 bin oyu bunlar yeterli görmediler. 13 bin oyu. Bir şeyler oldu dediler, bir şeyler. Çıkıp, bakın çıkıp o kadar ağrıma gitti ki, o kadar ağrıma gitti ki, çıkıp bir cuma namazında, bir caminin çıkışında, burayı iyi dinleyin, bir caminin çıkışında çaldılar dedi. Bu ülkenin cumhurbaşkanı çaldılar dedi. Hırsızlar dedi, burayı iyi dinleyin. Bakın burayı iyi dinleyin, burayı iyi dinleyin. Çaldılar dedi, hırsızlar dedi. Allah aşkına soruyorum. Bir tane bile hırsız bulamadınız, bir tane. Yargıladınız, bir tane bile mahkum etmediniz. Çıkıp milletten özür dilediniz mi? Dilemediniz. Aynı akıl hala cami avlularında miting yapıyor. İnsanları bölecek cümleler kuruyor. Ben size çok net ifade edeyim. Varlığımız için, birliğimiz için, dirliğimiz için, bir arada olmamız için, kucaklaşmamız için memleketini seven, milletini seven, ayrımcılık yapmayan, herkese eşit gözle bakan, erdemli, ahlaklı, hayatı boyunca hak, hukuk, adalet diyen 13. Cumhurbaşkanımız geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Sevgili hemşerilerim, sevgili Karslı dostlarım, bu güzel şehrin nimetini, kıymetini de bilen bir kardeşinizim. Bu şehre siyaset yaşamım döneminde 4 kez geldim. Her gelişimde hayranlık duydum. Elbette ben İstanbul'da, özellikle benim coğrafyamda Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir'de her kapımın komşusu Karslı dostlarım var. Birbirimizden çok razıyız, can canayız, gönül gönüleriz. Bakın bir
görev yaptığım her anda burada ne yapabiliriz diye hep çaba gösterdik. Ardahan'ın da yanında olduk. Kars'ta da yapmak için elimizden geleni yaptık. Çocuklar, eğitim, okul. Bazen bir okula destek için geldik ama bizi koymadılar. Arka kapıdan bıraktık, İstanbul'un desteğini gittik. Kıymetli hemşerilerim, sevgili dostlarım, bakın susuza çok değerli bir hayvan kesim yeri ve hayvan pazarı destek alanı yapıyoruz. Biz elimizi vatanımızın hiçbir yerinden uzak tutmadık. Kars'a hayranlığım, tarihi binaları, geçmişi, şehir geleneği. Bakın yanı başınızda Ani harabeleri, dünyada çok özel bir nokta. Bu şehri Cumhurbaşkanımızın, 13. Cumhurbaşkanımızın verdiği göreve layık olacağız. Bu şehri size söz veriyoruz. Ayağa kaldıracağız, ayağa kaldıracağız. Kars, sevgili hemşerilerim, Kars şu anda kişi başı geliri neredeyse kişi başı geliri neredeyse Türkiye'nin yarısı kadar. Allah aşkına Kars'a bu reva mı? Türkiye'nin ortalamasının yarısı kadar. Kars'ta her iki işsizden birisi genç. Genç. Bakın meslek tabanlı bir eğitim Kars'ta verilmiyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz Kars'tan ayrılmak için büyümeyi bekliyor. Hayır. Benim Kars'taki çocuğum, benim Kars'taki vatan evladım liyakatiyle, ahlakıyla, çalışkanlığıyla bu şehirde üretecek, bu şehirde kazanacak, istediği kademelere bu ülkede gelecek. Biz bu adalet ortamını sağlayacağız bu şehirde. Bu şehrin tarihi yapıları, az önce söyledim, Ani harabeleri, tarihi caddeleri, geçmişten bugüne taşıdığı değerleriyle turizmden tarıma, eğitimden birçok alana bu kenti pırıl pırıl yapacağız. Ben şehre en son geldiğimde bakımsızlığı beni çok üzmüştü, bakımsızlığı. Bu şehri pırıl pırıl doğudaki bu en uçta bulunan şehirlerimizden birisi olarak pırıl pırıl Türkiye'nin vitrinine koyacağı şehir yapacağız. Göreceksiniz. Bu şehir Türkiye'nin huzur, barış ortamını yakaladığında, komşularıyla barışçıl bir ortam yakaladığında Türkiye'nin göz bebeği şehirlerinden birisi olacak. Zaten onu yapacak olan Millet İttifakı. Değerli Karslı hemşerilerim, İstanbul seçiminden bahsettim, Kars'a geldim. İstanbul seçiminde dedim ya 13 bin oyda bizi yeterli görmediler. Sonra milletimizin elinden o seçimi almaya kalktılar. İkinci seçimde ne yaptı milletimiz? Şöyle 806 bin oyluk okkalı bir demokrasi tokadı attı onlara. Okkalı. Biz milletin iradesine set vurulan, milletin iradesine baskı kurulan hiçbir girişimi kabul etmeyiz. Nasıl ki İstanbul'da seçimi elimizden aldılar, Kars'ta da seçilen birisinin elinden seçimin alınmasına, kayyum atanmasına karşıyız. Karşıyız. Bakın biz dün 23 Nisan'ı kutladık. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuklar burada, çocuklar burada. Pırıl pırıl çocuklar. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ne diyor? Egemenlik kayıtsız şersiz milletindir. Yani 86 milyon insanın, sevgili hemşerilerim, iktidar olmanın zamanı gelmiştir. Geldi mi? Geçmişte bir kişi çıkıyordu, seçimi aldım diyordu. Bizimki milletin iktidarı. Millet İttifakı'nın iktidarı. Ama milletin iktidarı. Size söz,
86 milyon insanımızın iktidarı geliyor. 86 milyon insanımızın, 86 milyon insanımızın temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşerilerim, ben size selam getirdim. Sizden de İstanbul'a selam getireyim mi? Tamam. Hepinizden oraya selam getireceğim. Diyeceğim ki Karslı dostlarım, hemşerilerim bana Kars'ın meydanında dediler ki İstanbul hiç merak etmesin, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu, Millet İttifakı'nın iktidara geleceği bu sürece en üst seviyede destek olacağım dedi. Tamam mı? Sandığa hep beraber gideceğiz mi? Çok iyi. Genel Başkanım, Cumhurbaşkanımız birazdan gelecek. O sizden sözler alacak ama önce benim bu güneş de açtı demin yağmurun bereketi, şimdi güneşin güzelliği. Kızlar, gençler, sizleri selamlıyorum. Şimdi Ardahan'da ortama bir güzellik taşıdık söz verirken, onun adına ben İstanbul sözü diyorum. Sizlerden de söz alacağım. Sevgili Karslar, bakalım eşlik edecek mi bana? Sevgili Karslı hemşerilerim, her şey! Vallahi millet kararını vermiş. Millet kararını vermiş. Sayın Cumhurbaşkanım, millet kararını vermiş. Her şey! Her şey! Çok güzel olacağı önümüze getirecek Cumhurbaşkanımız birazdan sizin olacak. Hepinizi çok seviyorum. 15 Mayıs'tan sonra hizmetlerimiz için, açılışlarımız için, temel atmalarımız için Kars'a sık sık geleceğim. Kalın sağlıcakla, kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Karslı hemşehrilerim, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Ben şimdi sizlere Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu anons ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Diyor ki, Kars'a da bahar gelecek mi? Kars'a da bahar gelecek, Türkiye'ye de bahar gelecek, dünyaya da bahar gelecek. Emin olmanız, emin olun, emin olun. Getireceğiz baharı. Beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı, birbirimize saygı göstermeyi, hiç kimseyi kimliğinden ötürü ötekileştirmemeyi, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına saygı duymayı, insanı insan olarak kabul edip ona hizmet etmeyi, ayrımcılık yapmamayı temel ilke olarak kabul ettim ve bunu adalet içinde yerine getireceğim. Size sözüm sözdür. Efendim, Sarıköy, Sarıkamış, Başköy'den vatandaşlar selam göndermişler. Diyorlar ki selamlarını selam ediyoruz. Kılıçdaroğlu'ndan bir talebimiz var. Köyümüzün kanalizasyonu yok. Yapar mı acaba Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu söz verince mutlaka yapar. Mutlaka yapar. Bundan emin olmanızı isterim. Başköylü kardeşlerime de en içten selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Hepinizin huzurunda. Efendim, Serhat şehri. Olağanüstü güzel, görkemli bir tarihi olan Kars'tayız ve sizlerin huzurundayım. Bu Serhat şehrinden
bütün Türkiye'ye selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Sizlere de yürekten ama yürekten inanıyorum. Türkiye'nin de Kars'ın da kaderini beraber değiştireceğiz. Bakınız, son 5 yıla göre geliriniz düştü mü? Son 5 yıla göre hayat pahalılığı arttı mı? Pazara çıkamıyorsunuz, sorunlarınız var. O zaman eğer 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır bizim sorunlarımızı çözemedilerse, bizi neredeyse birbirimize düşman eder hale getirdilerse, o zaman yapacağımız bir şey var. Değiştirmek. Değiştirmek kadar güzel bir şey yoktur. İktidarı değiştireceğiz. Daha ahlaklı, daha temiz, daha güzel bir iktidarı getirmek hepimizin ortak görevidir. Bakın, Kars'ın görkemli bir tarihi var dedim. Genç nüfus Kars'ta fazla ama Kars'ın bir stadyumu yok. Niye yok? Niye yok? Doğru dürüst bir stadyumu niye yok Kars'ın? Olması lazım mı? Olması lazım. Gençler burada spor yapsın mı? Evet, spor yapsın. Dolayısıyla genç kardeşlerime özellikle seslenmek isterim. Sizler bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz kentte hem iş bulmalısınız, hem huzur içinde yaşamalısınız ve bulunduğunuz kente büyümede, kalkınmada emek harcayarak katkı vermek durumundasınız. Bir sözüm var. Erzurum'da dahil olmak üzere Kars, Iğdır, Ardahan, bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölgede göreceksiniz. Kalkınma nasıl olurmuş göreceksiniz. Üretim nasıl olurmuş göreceksiniz. Fabrikalar nasıl üretirmiş göreceksiniz. Orta Doğu'nun ve Kafkasya'nın ihtiyaçları, tarım ürününe dayalı ihtiyaçları 25 milyar dolar. Bu alandaki pazar 25 milyar dolar. 25 milyar dolarlık bir zenginlikten bu bölge nasıl pay alır göreceksiniz. Özelleştirmeler yapıldı, bazı fabrikalar kapandı. Şeker fabrikası satılsın mı, satılmasın mı diye düşünüyorlar. Onu da ifade edeyim. Hiçbir fabrika satılmayacak. Bunu bilmenizi isterim. Efendim, Kars'ı özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Allah'ın izniyle Kars'ı kalkındıracağız. Ardahan'ı kalkındıracağız. Bu bölgede huzuru getireceğiz. Herkesin kazandığı, herkesin ürettiği, herkesin çalıştığı bir bölge haline getireceğiz burayı. Bir merkez haline, önemli bir merkez haline getireceğiz burayı. Sevgili gençler, sizin sorunlarınızı gayet iyi biliyorum. Sıkıntılarınızı gayet iyi biliyorum. Sınava girip kazanıyorsunuz, sözlüde elendiğinizi de biliyorum. O garabeti ortadan kaldıracağım. Sözüm söz, o garabeti kaldıracağım. Sınava gireceksiniz, kazanacaksınız. Sözlü sınav olmayacak ve atanacaksınız. Devlette liyakati sağlayacağız, işi eline vereceğiz. Bunu yaparsanız bir devleti devlet yapmış olursunuz. Bir devleti büyütmüş olursunuz. Devlette adaleti getirmiş olursunuz. Ayrıca bu ülkeye, Kars'ta dahil, bu ülkenin her toprağına demokrasiyi getireceğiz. Düşünceyi, ifade özgürlüğünü getireceğiz. Huzuru getireceğiz. Barışı getireceğiz. Ve en önemlisi, demokrasinin önündeki en büyük engel kayyum uygulamasına da son vereceğiz. Az önce Az önce arkadaşlarımla birlikte Ardahan'daydık. Ardahan'da konuşurken sahadan sonra soruyorlar, nasıl, memnun oldunuz mu diye. Bazı emekli kardeşlerim demiş ki, ya Kılıçdaroğlu geldi gayet güzel ama hiç 15 bin liradan söz etmedi. Acaba ondan vaz mı geçti? Vazgeçer miyim? Ağzımdan çıkan bir söz mutlaka yerine gelecektir. Emekli kardeşlerim üzülmesinler. Emekli kardeşlerim, ben 2015 tarihinden bu yana bütün emeklilere,
Ramazan bayramında ve Kurban bayramında en az asgari ücret kadar birer aylık ödenmesini, ikramiye olarak ödenmesini istedim ve savundum. Vermediler, düşük verdiler. Şimdi diyorlar ki asgari ücretin biraz altında verdiler. Emekliye zam yaptık diyorlar. Adalet, adalet, adalet. Kişinin emekli olması ne demektir arkadaşlar? Kişinin emekli olması ben çalıştım, ben ürettim, ben alın teri döktüm, ben sigorta primimi ödedim. Şimdi bana insanca yaşayacağım bir aylık verin demektir. Emeklilik budur. E şimdi emekliye bu aylığı vermiyorsun, hak ettiği aylığı vermiyorsun. Büyük sıkıntıları var. Ya bari Ramazan bayramında, Kurban bayramında torunları gelecek, çocukları gelecek, evlatları gelecek, ellerini öpecek. E dolayısıyla bari birer asgari ücret tutarında ikramiye verin dedim. Vermediler. Şimdi de vermediler. 14'ünde sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Demokrasiyi getireceksiniz. Bay Kemal'i Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Kurban bayramında, Kurban bayramında gideceksiniz bankaya. Kurban bayramında bankada 15 bin lira ikramiyeyi göreceksiniz. Ananızın ak sütü kadar helal parayı çekeceksiniz ve onu bayramda harcayacaksınız. Emekliye para verince kim kazanır? Emekliye para verince emekli kazanır. Emekliye para verince esnaf kazanır. Emekliye para verince esnafın yüzü güler. Dolayısıyla esnafın yüzü güler. İnsanlar huzur içinde olur. Devlet benim devletimdir ve devlet bana sahip çıktı denir. Benim ödediğim primlerin karşılığını alıyorum denir. Dolayısıyla biz havadan para vermiyoruz. Onun yıllarca çalışıp Türkiye'yi büyütmesi, Türkiye'yi kalkındırması ve onun emeğinin hakkını ona teslim ediyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Herkesin hakkını, hukukunu teslim ederseniz o zaman bu ülkede adalet var demektir, adalet. Adaleti getireceğiz. Herkes için adaleti getireceğiz. Atama bekleyen öğretmen kardeşlerim, atama bekliyorsunuz. Okudunuz, üniversiteyi bitirdiniz, yapmıyorlar. Atamaları yeteri kadar yapmıyorlar. Onlara da sözüm var. Bay Kemal sözü var. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Bütün köy okullarını açacağız. Bütün köy okullarını. Köylerde öğretmen olacak. Köylerde veteriner olacak. Köylerde ziraat teknisyeni, ziraat mühendisi olacak. Ve köylerde doğal olarak imam olacak. Dolayısıyla köyün rengini değiştireceğiz. Köyün havasını değiştireceğiz. Köyde veteriner eğer hayvancılık yapıyorsa çalışana, üretene hizmet edecek. Hayvanların aşılarını yapacak. Tarımla uğraşılıyorsa toprak analizlerini yapacak. Hangi ürünün ekilmesi gerekir? Hangisinden ne kadar kar, ne kadar gelir elde edecek? Bütün bunların hesabı yapılacak. Dolayısıyla herkesin kazandığı, hiç kimsenin zarar etmediği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Köylüyü, çiftçiyi, üreticiyi toprağa küstürmeyeceksiniz. Toprağa küstürürseniz dışarıdan alırsınız. Bakın samanı dışarıdan alıyorlar. Eti dışarıdan alıyorlar. Canlı hayvanı dışarıdan alıyorlar. Yemi dışarıdan alıyorlar. İlacı dışarıdan alıyorlar. Fasulyeyi dışarıdan alıyorlar. Nohudu, mercimeği dışarıdan alıyorlar. Bu devri bitireceğim. Dolarları oraya ödüyorlar. Bizim burada insanlar, çocuklarımız yatağa aç giriyor. Değiştireceğiz bu tabloyu. Üreten Türkiye, büyüyen Türkiye, güçlü Türkiye, herkesin kazandığı bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Elinoğlu kazanacağına biz kazanacağız. Elinoğlu'na para vereceğimize, kendi insanımıza vereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Ben bunları söylediğimde diyorlar ki parayı nereden bulacaksın? Türkiye zengin bir ülke. Beşli çeteye gelince para var, emekliye gelince para yok. Beşli çeteye gelince dolarlar var, avrolar var. Çiftçiye gelince, üreticiye gelince para yok. Nereden bulacaksın? 27,5 yıl unutmayın. 27,5 yılım devlette geçtim. 27,5 yıl bütçe nasıl yapılır?
tasarruf nasıl yapılır? Ekonomi nasıl yönetilir? 27 buçuk yıl çok sayıda başbakanla çalıştım. Bunlar gibi hiç görmedim. Saraylarda oturmuşlar. Sarayda diyorlar ki burada herkesin karnı doyuyor. O zaman Türkiye'de de herkesin karnı doyuyor. Halktan koptular. Bilmiyorlar zaten. Saraydakileri ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Onları hep beraber emekli edeceğiz. Hep beraber göndereceğiz. Endişe etmeyin. Hep beraber göndereceğiz. Bay Kemal'in gideceği yer Çankaya'dır. Ve sizin sayenizde, sizin oylarınıza Çankaya gidilecek. Mütevazi bir insan gibi savurganlık yapmadan, hak hukuk yemeden, adaletsizlik yapmadan, kul hakkı yemeden devleti yöneteceğiz. Ve devlet böyle yücelir ve devlete böylece adalet de hakim olur, ahlak da hakim olur. Bir şey daha unutmayın. Beşli çetelerle mücadele edeceğim, uyuşturucu baronlarıyla da mücadele edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Bizim gencecik evlatlarımızı zehirleyen uyuşturucu baronlarıyla da mücadele edeceğim. Sınır ticaretini büyüteceğiz. Sınır ticaretini geliştireceğiz. Onlar da kazanacak, biz de kazanacağız. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye güzel bir ülke. Bakın, Kars bunun en güzel örneğidir. Çok sayıda farklı kimliklerden kardeşlerimiz var. Hepimiz huzur içinde yaşıyoruz. Hepimiz güzellik içinde yaşıyoruz. Bu güzelliği Türkiye satına yayacağız. Ve Türkiye'de herkes huzur içinde yaşayacak. Her anne, her baba evladını güler yüzle okula gönderecek. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmesine asla izin vermeyeceğim. Sevgili anneler, size de sözüm var. Unutmayın. Size de sözüm var. Size altın sözüm var. Aile destekleri sigortasında geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan her aileye banka hesabı açacağız. Kadın gidecek bankadan parasını çekecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Huzur içinde alacak ve evlatlarının gıdasını sağlayacak. Nerede bir aile hekimi varsa orada aynı zamanda sosyal hizmet uzmanı olacak. 20 bine yakın sosyal hizmet uzmanı bu ailelerle Türkiye coğrafyasında görüşecekler. Diyecekler ki geliri var mı yok mu, kirada mı değil mi, kaç çocuğu okula gidiyor, çocukların durumu nedir? Bütün bunlar yapılacak, hesapları yapılacak. Eğer ailenin gelire ihtiyacı varsa devlet onun güvencesi olacak. Ve devlet ona götürüp ben sana paket vereyim, sen bana oy ver. Bunu biz kabul etmiyoruz. İnancımız da kabul etmez. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Sosyal devlet bütün kadınların güvencesi olacak. Aile destekleri sigortasıyla. Hiçbir evladınızı okula gönderirken, hiçbir evladınızı acaba beslenme çantasına ne koyayım diye düşünmeyeceksiniz. Çünkü çocuğunuz okula gittiğinde suyunu da, sütünü de, yemeğini de diğer akranlarıyla beraber okulda yiyecek. Karnı doyacak, eve huzur içinde gelecek. Bundan emin olun. Diyorum ya, bu beşli çetelerin benden çekeceği çok şey var. Tamamını alacağım, size vereceğim, endişe etmeyin. Kamu platformu mühendisleri var. Kamuda çalışan mühendisler. Onlar da selam göndermişler. Ne olursunuz Kılıçdaroğlu söylesin. Ya doktorun maaşı arttı, hakimin maaşı arttı, savcının maaşı arttı. Eskiden hepimiz eşit miktarda aylık alırdık. Şimdi bizimki yerlerde sürünüyor. Sen söylersen ne olur onlar hemen yapmaya çalışırlar. Onlar bu saatten sonra hiçbir şey yapamazlar. Bay Kemal gelince hepsini halledecek. Hiç endişe etmeyin. Benim şundan emin olun. Benim parayla pulla hiçbir ilgim yoktur. Siyasete girdiğim gün bütün mal varlığımı açıkladım. Benim mal varlığım budurdur diye. En büyük özelliğim, onu da söyleyeyim. Kul hakkı yemem, haram yemem. Her insana oy versin vermesin, her insana saygı duyarım. Her insanın, benim başımın üstünde her insanın yeri vardır. Ve biz Millet İttifakı olarak bir aradayız. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın ve Türkiye'nin kaderini değiştirelim. Türkiye'nin zenginliğini adil bir şekilde paylaşalım.
rahmetli Ecevit ne diyordu? Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen diyordu. Evet, ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzeni ülkemize getireceğiz. Bu coğrafyayı Türkiye'nin en bereketli coğrafyası haline getireceğiz. Allah aşkına buraya gelirken ovaları gördüm. O ovalar, sürüler var ama sayıları çok az. O ovaların kaynaması lazım. O ovaların hayvanların otlaması lazım. Besicilerin, çalışanların, üretenlerin kazanması lazım. Ve bizim dışarıya muhtaç olmamamız lazım. Bütün bunların tamamını sözüm söz, söz Kars söz. Tamamını yapacağım. Tamamını. Ayrıca bir şey daha. Bakınız. Ordu bizim ordumuzdur. Ordumuzun hastanelerini ellerinden aldılar. O hastanelerin tamamını yeniden şanlı ordumuza vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Yeniden vereceğiz. Gata'yı yeniden açacağız. Dolayısıyla Türkiye'yi barış içinde, huzur içinde büyüyen, gelişen, herkesin hakkını aldığı bir ülke, bir Türkiye haline getireceğiz. Güçlü bir Türkiye, hepimizin Türkiye'si olacak. Aynı zamanda şunu da ifade edeyim. Suriyeli kardeşlerimiz var. Onu da söyledim. En geç 2 yıl içinde ırkçılık yapmadan, altını çiziyorum. Irkçılık yapmadan 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz. Onu da bilmenizi isterim. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum. Hepiniz sağ olun. Barış içinde, huzur içinde birlikte yaşayacağız. Demokrasinin olduğu, huzurun olduğu bir Türkiye'yi birlikte ayağa kaldıracağız. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını, hiç kimsenin inancını sorgulamadan kardeşçe beraber bayrağımızın altında huzur içinde yaşayacağız. Bunun sözünü veriyorum. Sana söz Kars, ben bunu yapacağım. Çok teşekkür ediyoruz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Efendim öncelikle Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı buraya davet etmek istiyorum. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı. Daha sonra 14 Mayıs'ta sizlerin seçerek parlamentoya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı çağıracağım. Millet İttifakı il başkanlarımızı davet etmek istiyorum. Buyursun il başkanlarımız lütfen. İl başkanlarımız da gelsinler lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerin... Şimdi 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla göreve getireceğiniz milletvekili adaylarımızı çağıracağım. İnan Akgünalp. Onur Uludaş Demir. Evren Yerdelen. Aramızda İyi Parti milletvekili adaylarımız da var. İzin verirlerse onları da buraya davet etmek istiyorum. İyi Parti milletvekili adaylarımız da gelsinler lütfen. Hoş geldiniz diyorum kendilerine. Sevgili Karslılar, millet buluşmalarınızın koordinatörü, eski devlet bakanımız, İstanbul milletvekilimiz Erdoğan Toprak. Eski devlet bakanımız, İstanbul milletvekilimiz Erdoğan Toprak. Ardahan Belediye Başkanımızı buraya davet etmek istiyorum. Susuz Belediye Başkanımızı davet etmek istiyorum. Hanak Belediye Başkanımızı, Damal Belediye Başkanımızı ve Ankara'dan bir misafirimiz, Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen'i de davet etmek istiyorum. Yine bu toprakların öz evladı Ardahan milletvekillerimiz de gelsinler. Sevgili Karslılar, 13-14 Mayıs'ta sandığa giderek Millet İttifakı'na sahip çıkacak mısınız? Sahip çıkacak mısınız? Sahip çıkacak mısınız? Kemal Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı yapacak mısınız? Yapacak mısınız? Yapacak mısınız?
Teşekkürler sevgili Karslılar. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarımızla, Cumhurbaşkanı yardımcılarımızla, il başkanlarımızla, milletvekili adaylarımızla birlikte sizleri selamlıyor. Hoşça kalın diyor sevgili Karslılar. Kars'ın selamını şimdi uşağa götürüyoruz. Kars'ın selamını şimdi uşağa götürüyoruz. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.